Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere telefon kayıt ücreti ve yöntemiyle ilgili kafanıza takılan sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Daha önceki videolarımı izlediyseniz ben telefon kayıt yöntemi ve yaşanan olaylar veya olası olaylar konusunda bir video hazırlamıştım. Fakat o videoya çok fazla yorum geldi arkadaşlar. Ve ben o yorumların hepsini tek tek yanıtlamaya çalıştım. Hala da yorum gelmeye devam ediyor. Ancak şunu anladım yorumlardan. Kafa karıştıran bazı noktalar var. Ve o kafa karıştıran noktaları da aydınlığa kavuşturmak için böyle bir video hazırladım. Bu videodaki soruları ben işte o az önce söylediğim videodaki gelen sorulardan çıkardım. En azından hani yorumlara bakmak istemeyen olur ya da yorumlara bakmaktan yorulanlar olabiliyor. Çünkü bir sürü yorum geldi o videonun altına. En azından bu videoyu izleyerek kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmış olurlar. Baştan şunu hatırlatayım. Bu video Ağustos 2023 tarihi itibariyle yurt dışından getirilen telefonların kayıt sürecindeki durumları anlatıyor. Şartlar değişir, kanunlar değişir, kurallar değişir. Bir tekrar bakmanız gerekebilir belli dönemlerde. Bunun da altını çizeyim. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Yurt dışı telefonu nasıl kaydettirebiliyoruz? Arkadaşlar yurt dışından bir telefon getirdiniz ya da yurt içinden yani Türkiye'den yurt dışından getirilmiş bir telefon satın aldınız. O şekilde de olabiliyor ama onun bazı yöntemleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Türkiye Gov.tr üzerinden gerekli işlemleri başlatabiliyorsunuz. İşte 20.000 TL'yi ödemeniz gerekiyor. Onu da bankaya ödedikten sonra ki orada dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Bunlarla ilgili BTK'nın çok güzel bir sayfası var. Birazcık bazı bilgiler eski ama genel olarak fikir veriyor. Onun linkini de açıklamaya koyacağım. Şuradan da şimdi çıkartırım. Sıkça sorulan sorular gibi bir sayfası var. Orada mesela AVE'ye falan yazıyor hala. AVE'ye falan şey kalmadı. Türk Telekom oldu hepsi biliyorsunuz. Verilen bilgiler hani güncel bilgiler. Oradan da kafanıza takılan sorularla ilgili yöntemleri ve sistemi oradan öğrenebilirsiniz. Sistem şöyle oluyor. Siz telefonu aldınız yurt dışından. Türkiye Gov.tr üzerinden kaydettiriyorsunuz. İşlemleri oradan başlatıyorsunuz. Ödemeyi vesaire yapıp telefonu kendi numaranızla ve kendi TC'nizle eşleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sistem bu kadar kolay. Şimdi gelen bir soru da şu arkadaşlar. İki hattım varsa hangisiyle kullanabiliyorum? Açıkçası bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla eşleştirme yaparken bir numara girebiliyorsunuz. O numarayla kullanabiliyor olması gerekiyor. Yani adınıza iki tane telefon kayıtlıysa ikisiyle kullanamazsınız diye biliyorum ama tecrübesi olan varsa, bu konuda bir deneyim yaşamış olan varsa yorumları yazabilir arkadaşlar. Bir diğer soru ise 120 günlük kullanım süresi ne zaman başlıyor? Şimdi yurt dışından bir telefon aldınız ya da yurt içinden bir telefon aldınız ve bu telefon Türkiye kayıtlı değil. Telefonun içine sim kart taktığınız andan itibaren size bir SMS gelmesi gerekiyor. Fakat bu SMS bazı durumlarda biraz geç gelebiliyor. Yani bir ay sonra da gelebilir, bir gün sonra da gelebilir, takar taktığınız da gelebilir. O SMS geldiği andan itibaren 120 günlük süre başlıyor. Bunun altını özellikle çizeyim. Bazen bu dediğim gibi biraz geç gelebiliyor. Bazen hemen gelebiliyor. Orada artık sizde geldiği andan itibaren 120 günlük sürenin başlayacağını bilmeniz gerekiyor. 120 artı 120 gün yani 8 aylık kayıtsız kullanım nasıl oluyor sorusu gelmiş. Bunu o videoda anlatmıştım. Burada çok detayına girmeyeceğim. Herhangi bir telefonu kayıtsız olan bir telefonu yani e-mail sistemine kayıtlı olmayan Türkiye'deki BTK'nın sistemine kayıtlı olmayan bir telefonu 4 ay kullanabiliyorsunuz. Yani 120 gün. Eğer çift sim kartı varsa öbür sim kartın içine takıp onu da 120 artı 120'ye çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 8 ay olabiliyor bu şekilde. Bir diğer sorumuz ise yurt dışından getirilen telefon kayıt edildikten sonra ne zaman satılabiliyor? Burada 3 yıl kuralı var arkadaşlar. Yani bir telefonu getirdiniz, kendi üzerinize kaydettirdiniz ve kullanmaya başladınız. 3 yıl sonra satabiliyorsunuz. Bir diğer soru ise normal sim artı e-sim kullanımı oluyor mu? Bu sorunun ben yanıtını net bilmiyordum ancak öbür videodaki yorumlardan bir tanesinde evet olabiliyor şeklinde bir yorum geldi. Yani telefonda hem normal sim var hem de e-sim varsa önce normal sim'e takıp daha sonra da 4 ay bittikten sonra e-sim'e geçtiğiniz zaman evet o bir 4 ay daha hakkınız olmuş oluyor. Bir diğer önemli soru ise yurt dışından getirilen e-sim destekli saatlerde kullanım nasıl oluyor? Bunları sisteme kaydettirmek zorunda mıyız? Şimdi şöyle teorik olarak evet kaydettirmek zorundasınız ama o e-sim'li saatler sürekli e-sim kontrolü yapmadığı için sisteme takılmaları o kadar kolay olmuyor. O yüzden kaydettirmiyor benim gördüğüm çoğu örnek. Kaydettirmeden kullanmış herhangi bir sıkıntı da olmuyor. Zaten burada en çok konuşulan saatler Apple Watch. E-SIM destekli olan sürümleri. Onlarda da iPhone'la beraber kullanıyorsunuz ve iPhone'un yanından uzaklaştığınız zaman iPhone'u evde bıraktınız, spora çıktınız diyelim ki arada birkaç kilometre mesafe varsa yani Bluetooth'un etki alanından kurtulduğunuz anda otomatik olarak e-SIM aktif oluyor. Onlarda çok sorun olmuyor bilgisini verildi ama tabii ki yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben e-SIM'lerin de bu sisteme kaydettirildiğini dair herhangi bir yorum vesaire görmedim. Şimdi bana en çok gelen ve insanların en çok kafasının karıştığı soru şu arkadaşlar. Yılbaşında sürenin sıfırlanması nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar bu BTK'nın e-mail kayıt sisteminde şöyle bir durum var. Her yıl yani 1 Ocak 2023, 1
Ocak 2024, 1 Ocak yani 1 Ocak herhangi bir yılın 1 Ocak tarihine geçtiğiniz andan itibaren sizin ya da bir başkasının fark etmiyor. Bütün bu süre yani 4 ay mı oldu, 8 ay mı oldu, şu mu oldu, bu olmuş sıfırlanıyor. Yani bir telefon aldınız, yıl içinde 4 ay kullandınız, 4 ayda işte ikinci sim kartı vardı. Oradan kullandınız, sim kart yuvasından bahsediyorum. 8 ayınız bitti, telefon da kapandı, çalışmıyor. Diyelim ki sim kart olarak çalışmıyor tabii ki. Daha sonra yılbaşında tekrar sıfırlanıyor. Yani bir 4 artı 4 ay hakkınız bir daha başlamış oluyor. Yani her yıl sıfırlanıyor. Yani telefonun bir yıl kullandığım falan meselesi değil. Yılbaşında otomatik olarak sistem bütün e-mail kayıtlarını sıfırlıyor. Yani kayıt olmamış e-maillerin sürelerini sıfırlıyor arkadaşlar. Bir diğer soru ise bu konuda illegal çözümler var mı? Var arkadaşlar. Tabii bunlar yasal değil. Onu baştan net olarak söyleyeyim. Bazı markalarda, bazı telefon modellerinde işte başka bir telefonun e-mail numarasını bu telefona yükleyebiliyorsunuz. Bunlar illegal yöntemler. Altını bir kez daha çizeyim. Ve ben hani kesinlikle önermiyorum. Çünkü yarın bir gün sorun çıkabilme ihtimali de olan yöntemler. Ama tabii ki it's your own risk derim. Başka bir şey demem. Yani bütün risk size ait arkadaşlar. Şimdi bir diğer ilginç soru da telefon Türkiye'de sim kart ile kullanıldı sonra tekrar yurt dışına çıkıldı. Süre sıfırlanıyor mu? Bu konuda öyle oluyor diyen de var, olmuyor diyen de var. Benim tecrübem olmadı. Tecrübesi olan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Çünkü ben öyle bir durum yaşamadım. Herhangi bir öyle bir tecrübem olmadı. Bir diğer soru şu arkadaşlar. Yurt dışı telefonu sim kart ile kullandım. 4 ay sonra da telefon kapanıyor mu? Kullanılamaz hale geliyor mu? Bu da çok soruldu bana. Şimdi şöyle benim Xiaomi'nin bana gönderdiği şöyle bir telefonum var. Poco F4 GT arkadaşlar. Bu böyle bir güzel bir telefon. Böyle güzel, hoş bir oyun telefonu biliyorsunuz. Daha önce ben bunu kutu açılımını falan da yapmıştım. Şimdi bu telefon sim kart kayıtlı değil. Yani e-mail kaydı yapılmamış arkadaşlar. Ama ben bu telefonu normal olarak kullanabiliyorum. İçine sim kart da taksanız işte 4 ay diyelim kullandım. 8 ay sonra yine kullanmaya devam ediyorum. Sadece buradaki kullanılamama durumu şöyle. Yanlış anlıyor bazıları. Yani telefonun tamamen kullanılamayacağını düşünüyorlar. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Telefon kullanılmaya devam ediyor. Sadece sim kart taktığınız zaman size sim karttan hizmet alamıyorsunuz. Birazcık öyle anlatayım. Sim kart takıp telefon olarak yani iletişim anlamında hani işte o birisini arayayım, telefon hattı üzerinden birilerini arayayım, birilerine ulaşayım gibi işlemleri gerçekleştiremiyorsunuz. Yoksa telefonun kamerasını kullanırsınız, Wi-Fi'ye bağlar birçok özelliğini kullanırsınız, başka sosyal medya uygulamalarını yükler kullanırsınız ama Wi-Fi ile olur sadece. Sim kart takayım, sim kartın üzerindeki interneti kullanayım veya sim kartta telefon araması yapayım dediğiniz zaman yapamazsınız. Böyle bir durum var. Kafalar karışmasın orada. Telefonun kullanılamaz hale gelmesi diye bir durum yok. Sadece sim kartta kullanılıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bir diğer soru da bir önceki soruyla biraz bağlantılı. Yurtdışı telefon alıp hat falan takmasak, tablet gibi Wi-Fi'ye bağlanıp kullansak bir sorun oluşturuyor mu? Hayır, oluşturmuyor arkadaşlar. Yani işte az önce söylediğim aslında şey bu. Sim kart taksanız da bir sorun oluşturmuyor. Yani sim kartın süresi bittikten sonra o yasal süreler bittikten sonra çıkartırsınız sim kartı. Normal telefon olarak yani Wi-Fi üzerinden istediğiniz her özelliğini kullanabilirsiniz. Sadece arama yapamazsınız veya telefonun Wi-Fi olmadığı bir yerde internete bağlanmak için ki o zaman malum telefon hattını kullanıyoruz. Hattını kullanamazsınız. Onun dışındaki bütün özelliklerini kullanırsınız. Bununla ilgili herhangi bir engel vesaire yok. Evet, bu telefon kayıt meselesiyle ilgili elimden geldiğince gelen soruları bir araya getirip size de fikir verecek bir halde bir video haline getirdim. Sizinle bu soruları ek olarak hala benim kafamda şöyle bir soru var. Şunu merak ediyorum. Şöyle bir özelliği var mı? Şunlar yapılabiliyor mu şeklinde yorumlarınız, sorularınız varsa yazın arkadaşlar yorumlarda. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. O sorularınızı da yanıtlayacağım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Neden önemli? Bu videoları izliyorsunuz. Ne kadar çok abone olursa da o da benim için o kadar iyi oluyor. İzleyenlerin çoğu abone değil bu arada. Abone olanlara teşekkür ediyorum. Olmayanlar da olursa çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada yer alıyor. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.